Neandertaller. Yaklaşık 30 bin yıl önce ortadan kaybolana kadar bizim en yakın akrabalarımız mıydı? Bu uzak kuzenlerimizi ne kadar tanıyoruz? Afrika kıtası dışında her yerde kalıntılarına rastlanan Neandertaller. Nasıl yaşıyorlardı? Kimdiler? Ve neden yok oldular? Bilim insanlarının hala cevap aradığı bu sorulara dilerseniz birlikte bakalım. Neandertallere yönelik yüzyıllardır süregelen mağara adamı teorisi ne kadar doğruydu? Neandertaller, Hollywood sinemasının bize yansıttığı gibi sırtında kırbaç eksik olmayan, eti dişiyle kopararak hapur hapur yiyen mağara adamı son derece ilkel insanlar mıydı? Son dönemlerde bilim insanlarının Neandertal kalıntıları üzerine yaptıkları araştırmalar bu fikri çürütüyor. Neandertaller aşağı tür bir insan değillerdi. Neandertallere ilişkin yoğun kaynak Cebeli Tarık mağaralarıdır. Cebeli Tarık mağaralarında bulunan kalıntılar üzerine yapılan araştırmalar Neandertallerle ilgili fikirlerimizi oldukça değiştirecek yönde. İlk olarak bilinenden bahsedelim. Neandertaller bilinene göre mağaralarda yaşıyor, avcılıkla besleniyor ve eti çiğ olarak yiyorlardı. Ancak Cebeli Tarık mağaralarında bulunan ateş kalıntıları ve üzerindeki kusursuz kemikler etin bir bıçakla sıyrılmış olduğunu ve pişirildiğini bize kanıtlıyor. Neandertaller sanılanın aksine gurmeydiler. Yani birçok farklı tadı tatmışlardı. Kaynatmadan kavurmaya, etle ilgili birçok farklı yemek yapabiliyorlardı. Ve onların diş etlerindeki kalıntılardan anlaşılıyor ki sadece et yemiyorlardı. Bir takım tohumlar, bir takım kökler de yiyorlardı. Yani bitkiden yemekler de yapıyorlardı. Neandertallerin Afrika hariç bütün dünyada gezinmiş olmaları aslında bu duruma bir kanıt olarak gösterilebilir. Çok farklı yemekleri biliyor ve tanıyorlardı. Ayrıca Neandertaller sanatçıydı ve yaratıcıydı. Yine Cebeli Tarık mağarasının beton tabanında yapılan araştırmalarda 2018 yılında öyle bir şey ortaya çıktı ki insanları şaşırttı. Bugün hashtag olarak bildiğimiz işaretin tıpkısı Neandertaller tarafından mağaranın taş yüzeyine çizilmişti. Ve yine hayvan kemiklerinden yaptıkları flütlerle belki de zamanının müziğini yapıyorlardı. Çıkan buluntular bize Neandertal müziğinin ve sanatının olduğunu gösteriyor. Neandertallerin aile kavramı da vardı. Günlük hayatlarında insanlarla olumlu ilişkiler geliştiriyor ve grup halinde yaşıyorlardı. Ölülerine de son derece saygı duyan Neandertallerin incelenen kalıntılarında çok ağır işler yaptıklarına dair buluntular vardı. Neandertal kemiklerinde çok sert bir şey taşıdıklarını gösteren ağır kırıklar ve daha da ötesi bu kırıklarla daha uzun yıllar yaşadıklarını gösteren buluntular. Demek ki Neandertaller aynı zamanda doktordu, şifacıydı. Hastalarını tedavi ediyor ve onları iyileştirebiliyorlardı. Ölülerine saygı duyduklarından bahsettik. Yine Cebeli Tarık kalıntılarından yola çıkarak Neandertal mezarlarının üzerinde polen izlerine rastlanmıştır. Bu polen izleri Neandertallerin sevgiyle bağlı oldukları ölülerine çiçek bıraktıklarını gösteriyor. 2010 yılında yapılan araştırmalara göre Neandertaller Homo sapiensle karşılaştılar. Melezlenerek her iki yöne doğru genlerin devam etmesi sağlandı. Ancak birden, aniden yok oldular. Neandertaller 55 bin yıl öncesinde büyük kıtlıklar, büyük felaketler yaşamışlardı. Buna rağmen yaşamaya devam ettiler. Günümüzden 30-40 bin yıl öncesinde ne oldu da Homo sapiens yaşamaya devam ederken Neandertal yaşamı bir anda son buldu. Neandertallerle Homo sapienslerin melezlendiğini söyledik. Doğan çocuğu hangi kültürün büyüttüğü, kimin yanında kaldığı bilim insanlarının hala cevap aradığı sorulardan bir tanesi. Zannediyorum günümüze kadar devam eden Neandertal genleriyle ilgili de araştırmalar halen devam etmekte. Nisan ayının Popular Science dergisinde şöyle bir makale okudum. Diyor ki, bugün Neandertal genlerine sahip olan insanlar COVID-19 hastalığını çok daha ağır geçiriyor. Yani içimizde COVID-19 salgınından ağır etkilenenler varsa Neandertal genleri daha fazla olanlar olabilir. Hatta bir başka araştırmada okumuştum. O da şöyle diyordu. Neandertal genine fazla sahip olan insanlar
kan grupları daha çok RH negatif olan insanlarmış. Demek ki buradan yola çıkarak şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Covid-19 hastalığını daha ağır atlatan insanların çoğunluğu RH negatif kan grubuna sahip. Çünkü RH negatif kan grubuna sahip insanların Neandertal genleri çok daha ağır basıyor. Bilimin hala cevap aradığı şeylerden bir tanesi. Neandertaller neden yok oldu? Neden biz onların içinde asimile olmadık da onlar bizim içimizde asimile oldu? Yolumuz her daim bilimin ışığıyla aydınlansın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Teşekkürler.